Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Hyundai i20 aracımızın silecek su pompası arızası var. Onun değişimini yapacağız. Parçamız geldi. Orijinal yetkili servisten alındı parçamız. Şu şekilde bir çift çıkışlı orijinal parçamız. Arıza şu şekilde. Yani herhangi bir su atma olayı olmuyor. Şöyle sileceği çektiğimiz zaman sadece silecekler çalışıyor ama su atma olayı olmuyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir arızamız var. Su pompasının motoru arkadaşlar hemen silecek suyu koyduğumuz haznenin altında. Yani ona nasıl ulaşabiliriz? Sağ ön tekerin davlumbazını esnetmemiz gerekecek. Birazdan oradan da görüntü almaya çalışacağım. Oradan davlumbazı esnetip zaten motora direkt ulaşabiliyoruz. Soketli zaten. Eski motoru çıkartıp yerine yenisini takacağız inşallah. Herhangi bir sıkıntı olmadan değişimini yapmayı planlıyoruz. Şimdi ben bu değişime geçeyim yavaş yavaş. Oradan da size görüntü almaya çalışacağım. İyi seyirler. Davlumbazın vidalarını söktük arkadaşlar. Şu şekilde içeriden göstermeye çalışayım. Ben söktüm. Evet arkadaşlar, bu şu anki üzerindeki arızalı pompamız. Bunda herhangi bir ses gelmiyor. Zaten biraz önce de gösterdim. Suyu atmıyor. Ve haznenin içinden çıkan su bu şekilde komple boşalıyor. Daha sonra arkadaşlar, şimdi ben bu yeni motorun montajını yapayım. Yine test videolarını size göstereyim. Dediğim gibi burada görüntü almam biraz sıkıntılı. O yüzden montaj yaptıktan sonra tekrardan görüntü alacağım. Evet arkadaşlar, yeni motorun montajını yaptım. Motor hemen şurada. Gördüğünüz gibi hortumlarını da bağladım. Üstte soketi var. O soketini de takıyoruz. Bu filtreli yerini motor su haznesine takıyoruz arkadaşlar. Direkt oturuyor zaten yerine. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi su haznesine biraz su koyalım. Ve motorun testini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Su pompamızın montajını tamamladı. İlk taktığımda suyu atmadı ama motor sesi geliyordu. Daha önceki pompada herhangi bir motor sesi gelmiyordu. Bu zıt zıt diye bir ses geliyor su atarken. O ses yoktu. Şimdi bunda gelmeye başladı ama su gelmedi. Daha sonra hortumlar söktüm. Tekrardan içini bir çektim hani tıkanıklık falan varsa diye. O şekilde sizler de su gelmezse öyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Şu an çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle testini de göstereyim. İçine normal su koydum ben şu anda. Ve herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle arkayı da göstereyim. Su geldiği bilmiyorum, görünüyor mu ama şu an görünüyor sanırım. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sileceklerde de pompada da şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Videomuz bu şekildeydi. Bilgilendirme amaçlı. Yani bizim başımıza geldi böyle bir olay. Biz de bu şekilde parça değişerek, zaten motordan olduğu belliydi. O sesi almadığınız zaman bilin ki motorda bir sıkıntı var. Sigortalarında falan herhangi bir sıkıntı yoksa. Sizler de bu şekilde değişimini yapıp sorunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça basit. Yani yeri de basit aslında ama biraz işte görüntü almada sıkıntı yaşıyoruz. Alan dar olduğu için lastiği söküp davlumbazı sökmek falan vesaire onları daha çok uğraştırdığı için bu şekilde oradan kısadan bir yol açıp motoru değiştirebilirsiniz rahatlıkla. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Son olarak oradaki davlumbazın vidalarını falan ben tekrardan toplayacağım. Onu da söyleyeyim. Orayı kapatmadan geçmeyelim. Video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz
Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.